Hac yapamayan kardeşim, şunları kaçırma. Birçok insan Kabe'ye hac ve umre yapmak için gitme özlemi içerisindedir. Ama bunun için gerekli olan yolluk ve ulaşım masraflarına sahip olamayabilir. Allah-u Teala rahmetinin genişliğinden dolayı bu gibi kimselere ve başkalarına hac ve umre sevabına denk olan ve kolayca yapabilecekleri bazı amelleri meşru kılmıştır. O amellerden bazıları şunlardır. Her kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra oturur ve güneş doğana kadar Allah'ı zikreder, sonra da iki rekat namaz kılarsa, bu ameli kendisi için eksiksiz, tas tamam bir hac ve umre sevabı gibi olur. Kim evinde abdest alır, sonra Küba camisine gelir ve orada iki rekat namaz kılarsa, bu ameli kendisi için umre sevabı gibi olur. Ramazan ayında yapılan umre ise, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile yapılan hacca denktir. Kim evinden abdestli olarak farz namazı kılmak için çıkarsa, onun sevabı ihramlı hac yapan kimsenin sevabı gibidir. Kim de kuşluk namazı kılmak için çıkar ve sadece kuşluk namazı kılmaya yönelirse, o kimsenin sevabı umre yapan kimsenin sevabı gibidir. Kim bir kimsenin hac yapma masrafını karşılarsa, ya da hac yapacak kimsenin ailesinin gözetimini üstlenirse, hac yapan kimsenin sevabı gibi sevap elde eder. Üstelik hac yapanın sevabından hiçbir şey eksilmez. Hac ve umre sevabına denk olan başka ameller de vardır. Bunları yapmaya neredeyse herkesin gücü yeter. Bunlar her farz namazın arkasından 33 defa Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber demektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatır. Fakir kimseler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve zenginler malları sebebiyle yüksek dereceleri ve sonsuz nimetleri alıp götürdüler. Onlar bizim namaz kıldığımız gibi namaz kılıyor, oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyor. Ayrıca onlar mallarının fazlasıyla da hac ediyor. Umre yapıyor, cihat ediyor ve sadaka veriyorlar dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, yaptığınızda sizi geçen kimselere yetişeceğiniz, sizden sonra hiç kimsenin size yetişemediği ve sizler içinde bulunduğunuz kimselerin en hayırlıları olacağınız, ancak aynı ameli yapan kimsenin müstesna olduğu şeyleri haber vereyim mi? Her namazın arkasından 33 defa Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber dersiniz buyurdu.